Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 9. Sınıf Akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 20. videosundayız. Üçgende alanında 2. videosundayız. Ne anlatacağız size? Alan dağıtmadan bahsedeceğiz. Dostlar en önemli yerlerden yine birindeyiz. Bir önceki video da çok önemliydi ama bu da o kadar önemli bir video. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Evet PDF bir önceki videoda indirdiysen sıkıntı yok. Alanın hepsini indirmiştin ya da indirmediysen bu videonun açıklama kısmında da linkte de var arkadaşım o PDF. PDF hazırsa, kalemin hazırsa, sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan dağıtma. Evet alan dağıtma nedir? yüksekleri aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Ben burada kısa bir şöyle bir ispat yapayım sana. Bak şimdi atıyorum burası 3K. Burası da 2K ise. Burada kalan A alanı burada kalan da B alanıysa eğer bu üçgenlerin alanları A bölü B neye eşittir? 3 bölü 2'ye tabanlarıyla doğru orantılıdır. Niye? Şimdi şuradan bir yükseklik çizsem 3K'ya ait yükseklik buradan çiziliyor. 2K'ya ait yükseklik de buradan çiziliyor. O yüzden bak ne oldu burada? Yükseklerin aynı olması aslında tepe noktalarının aynı olması anlamına geldi. Yani biz yükseklere aynı olan diyeceğimize tepe noktaları aynı olan üçgenlerde diyebiliriz ki genelde biz bunu o şekilde söyleyeceğiz. Evet bu üçgenin alanı arkadaşlar nedir? A alanı 3K çarpı H bölü 2'ye eşittir. B alanı neye eşittir? 2K çarpı H bölü 2'ye eşittir. E ben bunları oranlayacak olursam eğer şöyle A bölü B oranı ne oluyor. KH bölü 2'ler gidiyor. A bölü B oranında bak 3 bölü 2 eşit oldu. Gerçekten de tabanlarla alanlar doğru orantılı oldu mu? Oldu. İşte böyle ama bir yandan neye bakacağız? Tepe noktalarına bakacağız. Tabanlarla doğru orantılı yazarken tepe noktaların aynı olmasına yani yükseklerin aynı olmasına bakacağız. Mesela burada bir yandan tabana bakarken bir yandan tepe noktasına bakacaksın. 4K'da kalan tepe noktası burası. 4K'da kalan 4A'yken 3K'da kalan tepe noktası burası olduğu için 3 a k'da kalan da a diyebiliriz. Bu şekilde tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde söyleyebiliriz. Ya da şöyle e, o doğru orantıyı şöyle de yapabilirsin. 2k'daki 8 ise e, 5k'daki nedir? Bak 2k'daki 8 ise şurada kalan 8 ise hocam 4 katı tepe noktaları aynı. 4 katı buraya da 20 diyebilirsin. Tamam mı dostum? Buna dikkat edeceksin. Bu şekilde doğru orantılı olacak şekilde dağıtabilirsin. Yalnız şuna da dikkat et. Tepe noktalarının Aynı olmasına dikkat edeceksin. Atıyorum burası 3K. Burası da 4K ise. Ve şunlar da birbirine eşitse. Sen buradaki alan hocam 3K'da kalan 3A ise 4K'da kalan 4A diyemezsin. Sebep 3K'dakinin tepe noktası burası. 4K'dakinin tepe noktası burası. O yüzden burada 3K'daki 3A 4K'daki 4A diyemezsin. Daha önceki üçgenleri anlatırken kafamıza göre üçgen oluşturmak yasak diyorduk. Burada da aslında yasak da burada alan dağıtmada üçgen oluşturabiliriz. Orada tepe noktaları aynı olan üçgenler olacak şekilde üçgen oluşturabilirsin. Mesela 3K'da kalan 3A ya. Hocam 4 tepe noktası da burası. 4K'daki de tepe noktası burası olacak şekilde bir üçgen oluşturabilirsin alan dağıtmak için. 3K'da kalan 3A ise 4K'da kalan 4A diyebilirsin. E sonra burada A A diyecek olursak. Burada da alan dağıtımı yapabiliriz. A'da kalan 4A tepe noktası burası. A'da kalan 4A deyip bak burası 3A iken burası toplamda 8A olacak şekilde bulursun. Bu şekilde üçgende oluşturmayı da ihmal etme. Bazen bu şekilde tepe noktaları aynı olacak şekilde üçgenlerde oluşturuyoruz. Ve bu mantığı iyi anladıysan soruları artık çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Örnek 22. Vallahi ne demiş? Alan ABC'yi 20 vermiş. Alan ADC'yi 12 vermiş. E, tüm alan 20 ise burada kalan nedir? 8'dir. E şimdi bizden ne isteniyor? Bu M yani M'i bulursak olay bitti. E burada alanlar oranı tabanlar oranına eşit. Yani tabanlar oranı m eksi 1 bölü m artı 2 alanlar oranı da buradan başladım ya bu bölü bu 8 bölü 12'ye eşit olacaktır. E burada sadeleştir 4'e böl 2 4'e böl 3 işler dişler yaparsam 3m eksi 3 eşittir 2m artı 4 yapar. Buradan da m'yi kaç buluruz 7 buluruz. Bizden ne isteniyor bc arkadaş bc uzunluğu da topladığım zaman 2m artı 1 mi yapıyor evet 2m artı 1 yapıyor. E burada M yerine 7 yazarsak 14 artı 1'den cevabı ne buluruz? 15 olarak buluruz. Evet geldik bir sonraki soruya. Burada açı ortaylık verilmiş. E açı ortayda ne biliyoruz arkadaşlar? Biz kollar oranı tabanlar oranı. 8 bölü 6 4 bölü 3. Yani burası 4K iken burası 3K. E şimdi alanları dağıtabilirim. 4K'da kalan 4A ise tepe noktası B. 3K'daki de tepe noktası B. Yani burası 3A diyebiliriz. E bizden alanlar oranı isteniyor. Alan ABD. 4A bölü alan BCD. Yani 3A isteniliyor. Cevap 4 bölü 3 çıkar. Bazı kitaplar bunu formül olarak veriyor. Açı ortay olduğunda koldaki oran alandaki oranlama eşit diyor. bu gereksiz bilgiye gerek var mı? Yok. Sen en temel noktayı bil. Eski bilgilerini kullanarak yani eski bilgiler dediğim kollar oranı tabanlar oran dedik. Bir de tabanlar oran, alanlar oran dedik. Yine rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsin. Böylelikle bu anlatım tekniğiyle hem geçmişimizi biraz tekrar etmiş oluyoruz. Hem ezberden kurtuluyoruz. Hem de olayın mantığını kavramış oluyoruz arkadaşlar. O yüzden inşallah siz de bu şekilde yapıyorsunuzdur. Geldik örnek 24'e. Şimdi 3 var, 7 var, 5 var, 4 var. Alan ABC isteniliyor bizden. Hocam alan ABC. Valla bu taban verilmiş. Bu tabana ait yükseklik çizsek bulamayız. Aslında bulabiliriz. Şimdi bu taban verilmiş ya. Bu tabana ait yüksekliği çizeceğiz. Bu A tabana ait yüksekliği bulursak olay bitti diyebiliriz. E, hocam burası nedir? 3, 4, 5 üçgenden 4. Hocam şu haşı nasıl bulacağım? Bak benzerlik var. 5 bölü 9 ha, 4 bölü haşa eşitleyip haşa oradan bulabiliriz. Ama ben farklı yoldan yapacağım bu sefer. Şimdi benim dikkatimi şu çekti. Hocam bu tabana ait yükseklik var burada. Burası kaç? 4. Hocam bu 10 tabanına ait yükseklik olduğu için burada hemen şu üçgeni oluşturabilirim. Ve şu üçgenin alanını bulabilirim. Yorumunu yapabilir miyiz biz? Yapabiliriz. E yapalım bakalım hadi bakalım. Şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 10 çarpı 4 bölü 2. 10 çarpı 4 bölü 2 neye eşittir? 40 bölü 2'den 20 eşittir. Yani şurada kalan 20. E hocam burada da 5'e 4 oran var. E 5'e 4'te alan da açacağız. 5'te kalan 20 ise 4 katı. Bak tepe noktası da burası sıkıntı yok. 5'te kalan 20 ise 4 katı 4'te kalan da 4 katı 16'dır. Alan ABC isteniyor. Tüm alan isteniyor. 20 artı 16'dan cevap kaç çıkar? 36 çıkar. Yani 24. soruyu 36 bulduk. Alan dağıtarak arkadaşlar. Tabana ait yükseklikten de sonuca da ulaşıyorduk. Gerçi tabana ait yüksekliği de burada yine kullanmış olduk arkadaşlar. Evet geldik örnek 25'e. Ne diyor örnek 25'te? E hocam alan BDE'yi vermiş. BDE burada kalanı 20 vermiş. A 5'te kalan 20 ise tepe noktası D. 5'in tepesi bak burası. 3'te kalan ne olur? Bak 4 katı 4 katı. Burası 12 olur hocam. E sonra 4'ten buraya alanda atacağım. Burası yok. Ama burada ne var? Açı ortaylık var. Açı ortayda. Kollar oranı, tabanlar oranı değil mi? Evet. 8 bölü 10, 4 bölü A diyecek olursam eğer. Hocam bu yarısı olmuş. Bu da yarısı olacak. A'yı 5 bulurum. A 5 ise şimdi artık şunu söyleyebilirim. 4'te kalan 12 ise 3 katı, 3 katı. Burası 15 mi? Hayır. Dikkat. 4'ten 5'e alan dağıtırken 5'tekinin tepe noktası B değil mi? Tepe noktası B'ye kadar geleceksin. Yani 4'teki alan 12 değil. 4'teki alan toplam alan yani 32. 4'teki alan 32 ise 8 katı ve burada da 8 katı olacak 40 diyeceksin. Tamam mı? Yani bir gözünle tabanla bir gözünle de neye bakacaksın? Tepesine bakacaksın. Tepe noktasına o şekilde alan dağıtım yapacaksın. Bu dediğimi unutma. Şaşı olabilirsin ama sıkıntı yok. Ee, sonrasında çok rahat bir şekilde alışıyorsun buna. Tamam. Evet cevabı böylelikle taralı alanı kaç bulmuş olduk? 40 bulmuş olduk. Örnek 25 40 çıktı. Geldik örnek 26'ya. Şimdi burada ED uzunluğu K iken BD uzunluğu 3K verilmiş. Hocam burası K iken tamamı 3K buraya 2K kaldı. E K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A deriz. Alan dağıtma var direkt. Oranlama varsa alan dağıtma var. E başka? Hocam 90 derecede var. Büyük ihtimal tabana ait yükseklikte var. E burada öyle bir şey var mı? Şimdi açı ortaylık var mesela. Hocam kollar oranı tabanlar oranı kullanamıyorum. E dik üçgen var. Pisagor bağıntısı yapamıyorum. Aslında dik üçgen vardı. Açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da biz bir dik çizebilir miyiz arkadaşlar? Kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. Yani burası 5 ise burası da nedir? 5'tir. Aa hocam şu üçgende ne oldu? 8 tabanına ait yükseklik var. Yani bu üçgenin alanı da 2 a'ydı. 2A'yı ben bulabilirim. 8 çarp 5 bölü 2'den 40 bölü 2'den 20. 2A 20 ise A'yı da böylelikle 10 olarak buluruz. Bizden de zaten alan C'de isteniyor. Yani 10 isteniyor. Cevap böylelikle 10 çıktı arkadaşlar. Bazen hem alan dağıtma hem taban çarpı yüksek bölü 2 soruların içerisinde kullanılıyor. Evet geldik örnek 27'ye. Ne verilmiş burada? Alan ADC isteniyor bizden. Öncelikli olarak burada ne var? 3, 4, 5 üçgeninden 3, 3. Bir de bu açıların eşitliğini kullanacağım. Bak şimdi şu açıyla D açı açısı eşit verilmiş. Hmm, bunu nasıl kullanacağım? Bu açılar böyleyken zıt taraftayken bir işime yaramıyor. Ama gençler şunu uzatırsam açılar yan yana geldi. Hocam dış açı ortay böyle yemedi. Ama bak şunu uzatırsam hop ters açıdan burası da nokta açısı oldu. Ters açıda. Aa ne çıktı? Şu üçgende dış açı ortay çıktı. Dış açı ne yapıyorduk? Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarla. Şu bölü tamamı... Yani A bölü tamamı A artı 5 neye eşittir? Hocam ilk okumuz 3'e değiyor. ikinci okumuz da 4'e değiyor. 3 bölü 4'e eşittir. İşler dışlar. 4A eşittir. 3A artı 15'ten A'yı kaç buluruz? 15 buluruz. Şimdi benden A'yı 15 bulduysak eğer şurada bir alan dağıtımı yapabilirim. 5'teki alan A ise hocam 15'teki alan hani 1'e 3 oran var 1'e 3. 3A olur. Hocam ben 3 a'yı bulamıyorum ama a'yı bulabilirim. Niye? Dik üçgenden dolayı. A alanı neye eşit? Hocam 3 çarpı 4 bölü 2'ye eşit. 4 kere 3 12 bölü 2'den 6'ya eşit oldu. E bizden ne isteniyor? Alan ADC. Yani kaç a isteniyor? 3 a isteniyor. A yerine ben 6 koyarsam 6 kere 3 18 diye cevaba ulaşırım. Evet örnek 27'yi böylelikle 18 bulduk dostlar. Evet, eski konular gördüğünüz üzere karşımıza çıkıyor. Ya alan dediğimiz aslında nedir biliyor musunuz? Eski konuların tekrarıdır. Bir taban çarpı yüksek bölü 2 bir de alan dağıtmayı kullanacaksın. Bir tane daha teknik var onu da biraz sonra bir sonraki videoda söyleyeceğim zaten. Olay bundan ibaret. Yani eski konuları bilmezsen alanı yapamazsın kardeşim. Evet geldik şuraya. Hocam burası 6 eşit parçaya burası da 5 eşit parçaya bölünmüş. Yani a a a a a a Burası da B, 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 B. Şimdi alan dağıtalım. Alan dağıtmaya başlarken en küçük üçgenden başlayacağız. Hocam B'deki alan A ise 2B'deki alan bak tepe noktası burasıydı. Hop böyle 2A diye başlayabilirsin. Sonra 2B'deki alan şöyle çizersen burada nasıl parçalanacağını bilmediğimiz için burayı çizmeyeceğiz. Ama ben sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. İster B'lere göre basla oradan da çıkar cevap. Ama bazen rasyonel sayılarla karşılaşabiliyoruz. Karışık olandan başlasak daha iyi olur. Mesela burada B'ler var. Burada da A'lar var. Şuraya baktığın zaman şuradaki üçgenin alanını 2 A tabanına göre bakmıyor muyuz? Yani karışık olan B mi 2 A mı? Tabii ki 2 A'dan başlamak daha mantıklı arkadaşlar. İşte 2 A'da kalan o zaman ben buraya ben 2 A diyecek olursam 2 A'da kalan 2 A ise tepe noktası burası. Hocam burada da A'daki alan böyle A diyebiliriz. A'da kalan A diyebiliriz ama direktman direktman şunu da söyleyebiliriz. 2 A'da kalan 2 A ise burada da şunu çizip Direkt 2A'da kalan yine 2A diyebiliriz. Tepe noktaları aynı olduğu için. Tamam dedik. Sonra burada da şunu diyebiliriz ama nasıl parçalandığını bilmiyoruz. Şurada kalanları parselleyemeyiz. O yüzden şu B'lere geçelim. A'larda sıkıntı yaşadık. B'ye geçiyoruz. Hocam B'de kalan 2A ise 2B'de kalan 4A deme sakın. Niye? Çünkü B'den 2B'ye geçerken tepe noktası burası değil mi? Evet. O yüzden B'de kalan 4A şuraya kadar bakacaksın. B'deki kalan 4A ise 4 katı B'de kalan 4A ise 2B'de kalan 4 katı 8A olacak. Hocam burada da 2B var. Bu tepe noktasına göre alan dağıtımı yapabilirim. 2B'de kalan 8A ise 2B'de kalan burada da 8A diyebiliriz. Şimdi gelelim A'lara. B'lerde işimiz bitti. Yani bir A'ya bir B'ye bak. Sıkıntı yaşadığında A'ya sıkıntı yaşadığında B'ye bak. Tamam mı? Şimdi buradan buraya bakarken. Hocam 2A'daki yer boş. 2A'dakinin tepe noktası neresi? Burası. Sakın 2A'da kalan 2A ise 2A'da kalan 2A deme. 2A dediğin zaman tepe noktası burası yapıyor. Burada burası yapıyor. Yani ben burada A'lara göre alanı dağıtırken 2A'daki tepe noktasındaki şu alanı bulurken ne yapacağım? Tepe noktası buraya kadar bakacağım. 2A'daki bu alan. E burada bu tepe noktasına kadar kaç A'daki var? 4A'daki var. 4A'da kalan 8, 16, 20. 4A'da kalan toplamda 20 ise 5 katı hocam. 5 katı hocam burası da 10A olacaktır. E şimdi alan ABC'yi 45 vermiş. Toplayalım bakalım. 20 30'a. 30 a'yı 30 45 vermiş. A'yı da böylelikle 45 bölü 30 bulurum. 15'e bölsem 3, 15'e bölsem 2. A 3 bölü 2 çıktı. Taralı alana baktığım zaman da 10 A değil mi? Evet 10 çarpı 3 bölü 2'den cevabı da kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Evet örnek 28, 15 çıktı arkadaşım. Geldik şuraya. Ağırlık merkezi. Evet üçgenin ağırlık merkezi. Kenar ortayların kesim noktası. Yani kenar ortayların kesim noktası. Üçgeni eşit alanlı 6 bölgeye ayırır. Evet bu da alan dağıtma mantığı olduğu için bu videonun içerisinde şurada ispatını yapayım arkadaşlar ben. Dikkat edin ispatı burada. Bu kenar ortay, bu kenar ortay, bu kenar ortaysa şurası ağırlık merkezi oldu. Kenar ortay, kenar ortay ve kenar ortaysa. Şimdi alan dağıtacağız gençler. Çizgideki alan A ise çizgideki alan A'dır. E hocam burada 1'e 2 oran var. 2 A'dan A'ya alan dağıtacağım. Tepe noktası burası. 2 A'daki 2 A ise A'daki A'dır. Çift çizgideki A ise çift çizgideki A'dır. Hocam A'daki A ise 2A'daki 2A olacak. Bu da iki eş parçaya böldüğü için bunlar da A A oldu mu oldu. Böyle ağırlık merkezi sorularında alan dağıtarak yapabilirsin. Ki bazı sorularda alan dağıtarak da yapacağız. Ama bunu bil. ÖSYM hem üçgende hem de diğer konularda yani seneye mesela paraya kenar dikdörtgen karede biz bunu çok kullanacağız. Ağırlık merkezi alan ilişkisi. O yüzden bunun altı eşit parçaya ayırmasını mutlaka bil. A bazen de bunu bu şekilde değil de bildiğimiz ispat yöntemiyle alan dağıtma yöntemiyle de yapacağız. Hatta burada bir şey daha çıktı. Hocam şu alan 2A mı? Evet şurası ağırlık merkezi iken. Hocam şu alanda 2A bu alanda 2A. Yani ağırlık merkezinden köşelere doğru gittiğin zaman da ee, ne oluyormuş? Buradaki alanlar da birbirine eşit oluyormuş. Yani 2A 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 yani bu alanların hepsi B alanı şeklinde oluyormuş. İstersen A da diyebilirsin. S de diyebilirsin. Ben sadece eşit olmasını gösterdim burada. Tamam mı gençler? Bu şekilde. Evet geldik buraya. D ağırlık merkezi olarak verilmiş. Alan ABC verilmiş. E, ağırlık merkezinden bu köşeye gelmiş. O zaman hop şunu da çizersek. 3 eşit parçaya ayrılmıyor mu? A A A olur. E, burada M ABC demiş. Yanlış yazılmış. Bu alan ABC olacaktı arkadaşlar. Alan ABC 48. 3 A 48 ise A'yı buradan kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Benden de zaten alan ADC soruluyor. A alanı soruluyor. Cevap 16 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet bak ne demiş? BD kenar ortay demiş. Hocam BD kenar ortay. Bir de burada oran verilmiş. Yani burası kaç K? 3 K. Burası da 2 K verilmiş. EC uzunluğu 2 K. VE uzunluğu 3K verilmiş. Sonra F ağırlık merkezi. F ağırlık merkezi verilmiş. Arkadaşlar ağırlık merkezinden geçen 1'e 2 oran olacak. Yani burası A iken burası da 2A mı olacak? Evet. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Alan dağıtımı yapacağız. Hocam ağırlık merkezi çizsek bak şekil karışıyor. Değil mi? Bazı sorularda çizerek yapacağız ama şekil daha şu, şey yapıyor. ispat yöntemiyle yapacağız. En küçük üçgenden başlayalım. A'da kalan A ise bak tepe noktası burası. 2A'da kalan 2A'dır. Eyvallah. Sonra 3K'dan 2K'ya geçeceğim. 3K'da kalan 2A değil. Dikkat. 3K'dan 2K'ya geçerken tepe noktası burası değil mi? Evet. E o zaman 3K'daki buraya bakacaksın. 3K'daki 3A ise 2K'daki 2A olur. Hocam çift çizideki toplamda 5A ise çift çizideki burası da 5A yapar. Çünkü tepe noktası B'ye göre bakıyorum. Çift çizideki burası boşta ya. Buraya kadar baktım 5A burası da 5A oldu. Alan ABC yani 5 5 10A eşittir 48 verilmiş. A'yı buradan 4,8 buluruz. Bizden de zaten A isteniliyor. Alan EDF A alanı o da 4,8 çıktı arkadaşlar. Her zaman tam sayı çıkacak değil ya. Bazen de rasyonel sayı çıkıyor arkadaşlar. Geldik örnek 31'e. ABC üçgenin ağırlık merkezi F olmak üzere. Hocam F ağırlık merkezi ise bir üçüncüyü de çizersem karışıyor. Altı eş parçaya bölmüyor maalesef. O zaman ispat yöntemini yapacağız. Bu ağırlık merkezi ise şunlar birbirine eşittir. Ağırlık merkezinden geçen eşittir. Ve burada 1'e 2 oran vardır. Burada da 1'e 2 oran vardır. Oranlamaları yazdık. E şimdi ne yapacağız? Alan dağıtacağız. En küçük üçgenden başlayalım. A'da kalan A ise tepe noktası burası. 2A'da kalan 2A'dır hocam. Sonra B'de kalan 2A ise A'ya göre 2B'de kalan 4A'dır hocam. 2A'da kalan 4A ise C'ye bakıyorum. A'da kalan da hani 2 katı 2 katı 2A olacak. Ya da B'de kalan A ise 2B'de kalan 2A diyebilirdik. Sonra hocam çift çizde kalan, çift çizide kalan ama tepe noktası E'ye göre bakacağım. Çift çizide kalan 3A ise çift çizde kalan burası da 3A'dır deriz ve alan CDF'yi vermiş bana. Neresi? C, D, F. Yani 2A'yı 8 vermiş. A yazmadan buraya 8 deyip de o şekilde de alan dağıtabilirdik bu arada. Neyse biz A'lı gittik. A'yı 4 bulduk. Alan ABC isteniyor bizden. 6A burada, 6A burada. 12A isteniyor. A yerine 4 yazarsam cevap 48 çıkar. Örnek 31'i böylelikle 48 bulduk arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Şimdi D ve E bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Hocam şunlar orta noktaymış. Sonra e de orta noktaymış. Şu parçada da şu parça orta noktaymış. Alan ABC'yi vermiş bize. Hmm. Öncelikli olarak arkadaşlar burada güzel bir şey var. Buradaki güzel bir şey. Ya şu diklik fazladan verilmiş galiba değil mi? FGH üçgenin alanı. Evet buradaki diklik arkadaşlar olmasın. Olmasa da olur yani buradaki diklik. Tamam mı? Yokmuş gibi düşünün. Hocam burada dikkat edin ne var? Bu da kenar ortay bu da kenar ortay. He, alan dağıtımı yapabilirim. Bak şu üçgende şu haç ağırlık merkezi oldu arkadaşlar. Evet H ağırlık merkezi oldu. Bak kenar ortay kenar ortay. E ben bir üçüncüyü de çizersem çok güzel bir şekilde alan dağıtımı yapabilirim. A A A yani şurada kenar ortay olmak zorunda ya şunlar. Yani şurası şurası A A A A A A A şeklinde oldu mu? Oldu. E sonra hocam burada alan dağıtımı şeklinde gidebiliriz. Şurası da büyük üçgende ağırlık merkezi değil mi? Çünkü bu da kenar ortay bu da kenar ortay ağırlık merkezi. Hocam ben bunu da böyle çizecek olursam bu da 6 eşit parçaya ayırmıyor mu? Yalnız bu. Şu kenar ortay şu kenar ortay ve şu kenar ortay 6 eşit parçaya ayıracak. Yani burası 3A 3A e burası da 3A olacak. Ya da hocam şurası A iken burası 2A ya. 2A'da kalan 6A ise A'da kalan 3A diyebiliriz. Sonra ispat yöntemiyle gidebiliriz. Yuvarlaktaki 3A ise burası da 3A ya da şu siyahlar da büyük üçgende 6 eşit parçaya ayıracak bir parçası. 3A 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 Burası da 3A. Burası da 3A diyebiliriz. Ya da alan dağıtarak da gidebilirsin. Sıkıntı yok. E toplamda 18A yaptı burası. Tüm alan 72 verilmiş. A'yı buradan 4 buluruz. F, G, H isteniyor. A alanı isteniyor bizden. Cevap da böylelikle 4 çıktı. Örnek 32'yi 4 bulduk. Geldik örnek 33'e. Yani şekilden de anlaşıldığı üzere ağırlık belgesi sorularında bazen e, diğer kenar ortayları çizmek işimizi kolaylaştırıyor. Bazen de ispat yöntemiyle yapmamız gerekebiliyor arkadaşlar. İşimizin zorlaştığı durumlarda. Burada mesela ne demiş? DF bulundukları kenarların orta noktaları demiş. Şunlar eşit, şunlar eşit, şunlar da eşit. Sonra başka da G ağırlık merkezi falan filan dememiş. Dikkat et. E ben burada ne yapacağım? Alan dağıtımı yapacağım arkadaşlar. E burada kalanı vermiş bana. E burada hadi bakalım alan dağıtımı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar aslında burada şey var ya. Ne var? Şurada bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. E burada aslında ne var? Orta taban var hocam. Şunla şu birbirine paralel. Hocam orta taban hatta küçükte de bak artık orta taban oldu. Şu küçükte de bir orta taban oldu mu arkadaşlar? Oldu. Küçükte de orta tabana bakar mısınız? Şunlar birbirine paralel. Şunlar birbirine eşit değil mi? O zaman şunlar da birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. Ve burada ne yapacağız arkadaşlar? alan dağıtım yapacağız. Ama orta taban ya burası k iken burası 2k 2k iken burası da 2k. Şurada da bir orta taban var. E şunlar eşit bunlar eşit ya paralel de var. 2k ise burası da k. A, k'daki 6 ise k'daki burası da 6 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Alan abc isteniyor. E geri kalan da arkadaşlar ne yapalım? Alan dağıtalım. Şuradan yuvarlakta kalan 6 ise yuvarlakta kalan 6 yapar. Sonra çift çizgide kalan 12 ise tepe noktası şuna göre bakıyorum. Çift çizgideki 12 ise çift çizgideki 12. E, burada da aynı şekilde alan dağıtımı yapabiliriz. E hocam yuvarlakta kalan 6 ise yuvarlakta kalan kal 6. S'de kalan 12 ise S'de kalan 12 diyebiliriz. Ya da 2K'da kalan şu ise 2K'da kalan şu da diyebilirdik arkadaşlar. Eşit diyebilirdik. Gerçi gerek yok ki bunu dağıtmama. Zaten buraya ne vermiş? Burada 21 vermiş. E, 21 verdiğine göre bu yanlış. 21 verilmesin arkadaşlar. Soruda 21 olmasın. Tamam şurası olmasın. E, soru yanlış oluyor o zaman. Ee, burası ağırlık merkezine göre dizayn edilmiş ama ben burada alan dağıtmayla bak şimdi dikkat et 2K'da kalan burası kaç? Hocam burası 24 ise e, burası da 24 olacak buraya kaç kaldı 18 kaldı diyebiliriz ya da alan dağıtmayla hocam yuvarlakta kalan 6 ise yuvarlakta kalan 6 olur. S'de kalan 12 ise S'de kalan 12 deyip alan dağıtarak tüm alanı bulmuş olurum. Şurası kaç? 24. Burası da 24. Tüm alanda 48 mi yaptı? Evet. Yalnız kusura bakmayın şurası fazladan verilmiş. Orayı silceğim zaten sizin önünüze silin bir şey gelecektir arkadaşlar. Örnek 33'ü böyle 48 bulduk. Geldik örnek 34'e. Hocam burada ne var? Bak dikkatini çeken bir şey var mı? Bu da kenar ortay. Bu da kenar ortay. A ağırlık merkezi aklımıza getirdi. Bu arada BC'yi kaç vermiş? 8. 4 birim 4 birim. AC'yi 10 vermiş. 5 birim 5 birim. Hocam kenar ortay kenar ortay ya. Ben şurada şu üçgeni oluşturacak olursam. Hocam büyük üçgende burası ağırlık merkezi oldu. E ağırlık merkezi alan dağıtımını yapabilirim ben burada. Bir üçüncüyü de çizecek olursam eğer 6 eşit parçaya ayrılıyor. Şu A, 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 A olur. A, direkt 2A'yı bulamıyorum ama 6A'yı direkt bulabilirim. Dik üçgenin alanı değil mi 6A? Evet. Yani 10 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. Buradan kaç yaptı? 80 bölü 2'den 40 yaptı. Buradan da 6A eşittir 40'sa A'yı da böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 40 bölü 6 yani 20 bölü 3 buluruz değil mi? Evet. Benden ne isteniyor? Taralı alan isteniyor. Taralı alanda 2A'ya eşit 2 çarpı 20 bölü 3'ten cevap 40 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 40 bölü 3 yaptı. Örnek 34'te. Evet, gördüğünüz gibi böyle ağırlık merkezi hissettiğiniz anda üçgen oluşturabilirsiniz. Ağırlık merkezi alan ilişkisi bu şekilde işimize yarıyor arkadaşlar. Bize acayip pratiklik sağlıyor. Evet gençler, böylelikle alan dağıtmayı da bitirdik. Bir sonraki videoya bırakalım. Bunda hem alan kaydırma hem de benzerlik alan içkisinde bir sonraki videoyu bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani alanın son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.